Herkese merhaba, Kripto Emre'ye tekrar hoş geldiniz. Ee, biliyorum uzun zamandır video çekmiyordum, ee, çok meşgulüm, seyahat ediyorum, şöyle yoğunum, böyle bilmem neyim demeyeceğim bu sefer. Çünkü hani artık kabak tadı vermeye başladı. Ee, hani yoğunluk bir kenara, niye video çekmiyorum bu ara? Çünkü e, dürüst olayım, video çekecek malzeme yok arkadaşlar. Yani hani e, piyasaları benim gibi takip ediyorsanız, siz de farkındasınızdır. Ciddi anlamda gevşedi ortalık hacimler çok düşük eskisi kadar aksiyon görmüyoruz hani yukarı yönlü hareketleri geçtim aşağı yönlü de öyle sert bir aksiyon görmüyoruz bitcoin çok dar bir banda sıkışmış durumda öyle olunca da yani hani haberler geliyor gidiyor ama piyasalara ciddi bir etkisi olmadığı için kayda değer olarak görmüyorum bunları. E işte mesela ne var bu haberlerden? İşte EOS biliyorsunuz dünyanın en büyük ICO'larından bir tanesini gerçekleştirdi. Bir senede 4 milyar dolara dolara yakın para topladılar e şimdi bu parayı topladıkları Ethereum ERC20 tokenları kendi networkleri, kendi blok zincirleri üzerine transfer edecekler. Kendi blok zincirlerini yayın alacaklar. Ama burada da çok radikal bir e, karar verdiler. İşte e, biz kaynak kodunu açık kaynak kodlu yazdık. Biz kodu yazacağız. E, millet bunu alsın. işte çalıştırsın diye. Hani e, işin startını biz vermeyeceğiz dediler. E, o ilginç bir haberdi. Onun dışında Ripple 50 milyon dolarlık bir kripto e, startup fonu oluşturmuş. İşte kripto projelere ve işte eğitim şeylerine yardım yapıyor falan filan. Yani böyle böyle olumlu haberler var ama işte fiyatlara yansımıyor. E, gelelim fiyatlara. Şimdi ne alemdeyiz? Demin dediğim gibi Bitcoin çok dar bir banda sıkışmış durumda şu son 2,5 aydır. Yani hani işte bu çizdiğim Fibonacci Retracement grafiğine göre bakacak olursak işte ne derler 11.000 bin, 11 bin bile değil işte ne hangi tarih işte Mart'ın ortasından bakacak olursak işte şey 10.300 dolarlarla ee, işte 6.050 dolar arası e, yani şu iki Fibonacci seviyesinin arasında e, dalgalanıyor Bitcoin. Ee, i̇şte şu an 50 gün, 100 gün ve 200 gün yürüyen ortalamasının altında seyrediyor. Ee, ve işte ara ara ataklar oluyor ama işte e, en aşağıdan göreceğiniz gibi parasal hacim çok düştüğü için ya bu ataklar öyle fiyatı eskisi gibi yukarı taşımıyor. Satışlar oldu mu da yine aman aman bir hacim olmadığı için satışlar da çok aşağı düşürmüyor. Ee, ama işte bu şekilde böyle bir ayılarla boğaların e, ip çekiştirmesini izliyoruz. İşte bir yön buldurmaya çalışıyorlar bitcoin'e. İşte spekülatörler aşağı doğru bastırmaya çalışıyor. Bu işe bizim gibi inanan insanlar yukarı çıkarmaya çalışıyor ama genel kitlenin işte o bizim yazın zirveleri gördüğümüz dönemdeki insanların heyecanı gittiği için çok ciddi bir kitle kalmadığı için piyasada hareketler cansız gidiyor maalesef. Ee, hani biraz bu konudan bahsetmek istiyorum bugün. Ee, öyle ciddi ciddi teknik analiz ya da işte piyasa beklentisi konuşmak yerine daha makro düzeyde e, genel olarak hani nereden nereye geldik ve hani bu gidişatı ne değiştirir biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz Bitcoin e, rekor seviyelere çıktı ve hepimizin ilgisini bu yüzden çekti. İşte tam 19.923 dolara kadar çıktı işte 20.000'lere geçecek oradan daha da artacak diyorduk sonra bir düzeltmeler oldu Çin işte tekrar yasakları gündeme getirdi bilmem ne bilmem ne ama olay sadece 20.000 dolara işte o yazın ki atak değil işte 2017'nin sonuna kadar ki ciddi tırmanış da çok önemliydi çünkü hani biliyorsunuz Bitcoin aslında 10 senelik bir teknoloji yani hani böyle geriye doğru baktığınız zaman trend hep yukarı yönlüymüş ama işte bu 2017'deki hareket daha önce tarihinde hiçbir zaman yokmuş. 2017'de ne oldu da Bitcoin böyle şahlandı? Ondan sonra niye bugün bu durumdayız? Ve tekrar yani böyle bir yükselişi görmemiz için ne lazım? İşte biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Bitcoin'in şu dönemdeki bakın hacmin artmasıyla hareketinin yukarı yönlü Hızlı bir şekilde artıyor olması 2017'nin başına denk geliyor. 2017'nin başında ne olmuştu? Çin Merkez Bankası yani Çin Devleti Çin'den çıkan paraların limitini düşürmüştü. İşte daha önce bu Reuters haberinde bakın işte 2 Ocak 2017 tarihli Reuters haberinde anlattığı üzere daha önce 200 bin yuan olan dışarı para çıkış limiti 50 bin yuan'a düşürülmüştü. Yani işte hani Çin'den dışarı istediğin kadar para çıkarabiliyorsun ama işte bu yeni yönetmelikle 50 bin yuan ve üzeri para çıkışlarında bankaların devlete haber vermesi istendi. E şimdi öyle olunca kayıt altına alınca bu iş işte Çin'de e, alengirli iş yapan, yurt dışına para kaçıran ya da ne bileyim yurt dışında pis işlere para gönderen falan bunun devlet takibine düşmesini istemeyen insanlar ee, bunu atlatmak için Bitcoin almaya başlamıştı. Zaten Çin'in Bitcoin'e karşı e, yazın işte ben bunu yasaklayacağım, madenciliğini de yasaklayacağım, her şeyi yasaklayacağım kafası oradan geliyordu. Ee, i̇şte yurt, Çinli iş adamları paralarını Bitcoin'e çevirip ülkeden kayıtsız, şeysiz, koşulsuz çıkardığı için Bitcoin'e ciddi bir e, talep oldu ve Bitcoin e, öyle yükselmeye başladı. Sadece bu da olmadı 2017'de. Çin'den gelen bu talebin üzerine bir de Venezuela'dan deli gibi talep geldi. Yine 2017'de bakın bu da 2017'nin aralığında aldığım bir haber. Bu Venezuela'da olan biteni özetlemişler Avustralya'daki bir haber ajansı. Yani işte biliyorsunuz Venezuela'da Amerika'nın OPEC'le birlikte yaptığı petrol ambargosundan sonra çok ciddi bir krize girmişti. Venezuela'nın en büyük geliri petrol. Venezuela petrolüne ambargo gelince adamlar bayağı battılar. Hani bugün bizim ülkede de kriz geldi gelecek ya da var diyoruz ama yani Venezuela'daki buna kıyas değildi. Venezuela ciddi anlamda battı. Enflasyon böyle %1800'lere falan çıktı. ve orada halk Kurtuluşu şey Bitcoin almakta buldu. Yani işte Venezuela'nın kendi para birimi Bolivar öyle hayvan gibi değer kaybedince artık şeyde ticarette günlük alışverişte kullanılmaz hale geldi. 1800 enflasyon ne demek? Millet artık şeyde pazarda, mazarda meyve sebze alırken parayı Kiloyla tartmaya başlamışlar yani artık o kadar çok para vermen gerekiyormuş ki saymak yerine tartarak alıyormuş şeyler tüccarlar paraları. E şimdi yani böyle saçma bir düzenden kurtulmak için de işte Venezuela'daki gençler ve işte e, bu işten anlayan halk e, Bitcoin alıp kendi aralarında Bitcoinle alışveriş yapmaya başladılar. İşte Çin'den gelen işte bir de bu yasakla beraber Çin'den gelen destekli Bitcoin fiyatları deli gibi yükselince Venezuelalılar yani Bitcoin kullanan Venezuelalılar aslında enflasyona karşı mal varlıklarını korumuş oldular. Yani işte bu ikisi birden geçtiğimiz sene gördüğümüz şu atakları getirdi. Bununla beraber işte bu atağın devamında biz getirdik. İşte Bitcoin yükseliyor biz de yüksel, daha da yükseleceğine inandığımız için şimdi girelim dedik. Şimdi ben hani böyle anlatıyorum ama benim makro düzeyde uzun vadede beklentim hala değişmedi. Ben hala bu sene sonuna yeniden rekor tazeleyeceğimizi düşünüyorum. Bu üç sene olmasa bile yani eninde sonunda bu Bitcoin ve diğer kripto paralar yine çok 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 yükselecek. Çünkü kanalımı takip ediyorsanız bugüne kadar defalarca anlattığım argümanların hala arkasındayım. Bunlar çığır açıcı teknolojiler. Bunlar bizi ileriye götürecek gelişmeler parasal düzeni inovatif bir şekilde demokratikleştirecek işte merkez bankalarının belli bir zümrelerin elinden alabilecek özgürleştirici bir şey İnternet gibi düşünün paranın interneti yani öyle özgürleştirici bir şey bu eninde sonunda daha büyük bir adoption bulacak bugün işte dünya üzerinde 50-60 milyon kişi Bitcoin hesabı ya var ya yok ama biliyorsunuz dünya 7 küsür 8 milyara doğru giden kocaman bir dünya yani hani burada birkaç yüz milyon kişi olsa pazarda market cap nerelere çıkar bizim kripto fiyatları nerelere çıkar yani. yani çok temel mantığa dayandırarak ben yükseleceğine inanıyorum. Hala da inanıyorum ama işte bakın gördüğünüz gibi geçtiğimiz seneki yazınki hareketin sebepleri belli bu aralarda ortalıkta böyle bir hareket yok. O yüzden zaten böyle bir dar bir banda sıkışmış durumda bitcoin yani işte böyle bir uyuz bir bantla salınım yapıyor. Yani hani dediğim gibi burada şöyle bir kısır döngüye girdik şimdi. Genel halk işte bunu genel insan yani sıradan insanlar buna yatırım yapmak için yükselmesini bekliyorlar. İşte o yazınki gibi yükselsin de tekrar ben alayım hani geçen seferki rally'de alamadım ama şimdi yükselirse alırım diye bekleyen bir sürü insan var. Ama işte bir ve diğer kripto paraların fiyatlarının da o şekilde yükselmesi için bu insanların alması gerekiyor. Hani onlar alma, yükselmesini beklemek için almıyorlar. Almadıkları için de yükselmiyor. Böyle bir kısır döngü var. Bunu da işte dünyadaki büyük bir ekonomik işte hareket değiştirecektir. Demin anlattığım gibi mesela işte Çin'in Yurt dışına para transfer yasağı ya da limitlemesi, işte Venezuela'nın batması, oradaki halkın Bitcoin'e saldırması. Bunun gibi bir e, hareket lazım ki tekrar bu Bitcoin eskisi gibi canlansın, yani içeriye biraz hacimli para girsin, e, daha sert hareketler görmeye başlayalım. E, onunla da ilgili mesela ben şeyden ümitliyim, İran'dan ümitliyim. İşte bu Financial Tribune'da okuduğum bir habere göre... Ee, İran ekonomi bakanlığı demiş ki bugüne kadar e, İran'dan e, 2,5 milyar dolardan fazla kripto para satın alındı demiş e, ve bundan endişelendiklerini söylemiş falan ama hani İran gibi bir ülkeden 2,5 milyar dolarlık alım demek e, çok zor bir şey çok ciddi bir hacim. Neden derseniz İran e, bizim ülkemiz gibi değil e, uluslararası bankacılık sistemine entegre değil İşte bu Amerika'nın batının yaptığı ambargolar yüzünden şey edemiyorlar, sağa sola para gönderemiyorlar. Bu adamlar bile bir yolunu bulmuş ve kripto para almaya başlamış. Ki demek oluyor ki hani bu ambargoları delmek için belki de kripto paralara yönelecekler. Bunu sadece bu haberi okuyarak düşünmüyorum bu arada. Daha önce size anlatmadığım bir şeyi de anlatayım şimdi. Biliyorsunuz bir birkaç ay önce şey bizim devletin düzenlediği Blok zincir çalıştayına katılmıştım. Ankara'da gerçekleşti. E, JW Marriott otelde iki günlük. Tubitan işte Merkez Bankasının e, Sanayi Bakanlığının falan birlikte yaptığı bir etkinlikti. Etkinlik tamamen teknoloji üzerineydi. Yani hani bizim dinlediğimiz konferans konuları işte oradaki konuşmacıların anlattıkları falan hep teknolojisi üstüneydi bu işin. E, bir de işte yurt dışından e, Neo ve e, Cardano ekipleri gelmişti. E, ama şöyle ilginç bir şey oldu. E, biz çalıştaydayken. Çalıştayın ikinci günü sabah işte check-in yapmaya otele gittiğimde e, ortalık polis kaynıyordu. Ve yani öyle normal polis değil yani özel timler e, böyle iki metre uzunlukta özel korumalar falan seçmece polisler yani. Polis kaynıyor her yer. Allah Allah dedim önemli biri mi geliyor ne oluyor falan. Sonra işte ortaya çıktı ki e, şeyin çalıştayın olduğu otele o gün İran Cumhurbaşkanı geliyormuş. Ha hani bir tek buna dayanarak ne olabilir ki diyebilirsiniz. Ama aynı gün e, Rusya devlet başkanı Putin de Ankara'ya geldi. O da aynı otel'e geldi. E, bir de işte böyle bir blok zincir çalıştığı altında e, Neo'cular, kardan getirildi falan. E, bence yani kafası çalışıyorsa bu adamların ki çalışıyordur, e, bu ambargoları delmek için, e, ticaretlerini devam ettirebilmek için kripto paraları bu insanlar ciddi ciddi değerlendiriyorlar ki zaten değerlendirmeliler yani biliyorsunuz işte e, İran'ın doğalgaz ambargosunu işte petrol ambargosunu biz bizim Halk Bankı kullanarak işte Reza Zaaraplarla bilmem neyle falan deldiler. Şimdi işte düştüğümüz durumu görüyorsunuz işte enselendik. E, Halk Bank'a çok fena ceza kesecek Amerika. Reza Zaarap işte öttü mü artık yakalandı mı FBI CIA tarafından o içeride. Halk Bankası'nın müdür yardımcısı bilmem nesi içeride. Ülkece rezil olduk yani hani uluslararası arenada. Halbuki bu işlemleri, pis işlemleri kripto ile yapsalardı kimsenin ruhu duymayacaktı. O paralar nereden geliyor, niye geliyor, kim kime ne gönderiyor. Hiçbir takibi olmayacağı için yani bu işler çok kolay yapılabilirdi. Ben de o yüzden böyle bir hareket bekliyorum. Yani işte böyle bir olay olacak ki dünyada tekrar bir şey olsun, kanlansın ortalık, canlansın. Mesela bir başka örnekte hani İranlı Rusya olmasa bile bizim ülkenin durumu aslında. Yani hani biliyorsunuz şey bakın şey grafiğini açayım. Dolar TL grafiğini. Yani Türk lirası da dolara karşı değer kaybettikçe kaybediyor. Çok fena bir şey var devaluasyon var. Ki hani bu bizim için tehlikeli bir durum. Çünkü Türkiye tamamen dışa... Bağımlı bir ülke yani kullandığımız arabadan yaktığımız yakıta yediğimiz etten et yetiştireceğiz diye aldığımız samana her şeyi yurt dışından alıyoruz işte siyasiler çıkıyor biz yerli tank yapacağız diyor yerli uçak yapacağız yerli drone yaptık falan yani o sadece montaj yani başka da hiçbir şey yapmıyorlar bütün o uçakların droneların parçaları yurt dışından geliyor. E, pancar motoru bile üretemeyen bir ülkeyiz e, yerli tank yapacağız diye milletin gözünü boyuyoruz yani böyle o yüzden ortalık kötü Bu, dolardaki ve eurodaki yükselişle de devam edecek e, bunu da şeyden anlıyorum biliyorsunuz işte iki hafta önce falan bir dolar 5'e hamle yaptı 4.90'lara kadar çıktı sonra işte merkez bankası güç bela bir geldi de faiz arttırdı ondan sonra üstte bir daha faiz arttırdı şu an işte e, faizler %19'lara dayanmış durumda Uzun zamandır, 10 senedir, 15 senedir hiç buralara gelmemişti ee, ve ona rağmen dolar gene 445'lerden 462'lere çıktı ve çıkmaya devam edecek bence. Ee, yani şimdi bir de önümüzde seçimler var. Seçimlerde bir sürpriz olursa, bir ortalık karışırsa, e, iyice ekonomideki istikrarsızlık göze batacak, e, yabancıların güveni azalacak bu kurlar uçtukça uçacak. Yani hani kripto para gibi bir grafik var burada şu an gördüğünüz gibi. E, ve onun devamının gelme ihtimali bence yüksek. E, bu da mesela bizim ülkede parasını kurtarmak isteyen insanların e, Bitcoin'e ve kripto paralara yönelmesine sebep olabilir. E, çünkü şey e, yani hani devletin elinde silah kalmadı işte yani en son e, kurşunu bu kurlara karşı Merkez Bankası'nın faiz arttırımıydı. E, onu da yaptı ve işe yaramadığını gördük. Yani buradan sonra frenleri boşalmış kamyon gibi tepe taklak gitme ihtimalimiz yüksek. E, ondan sonra da artık e, yeni hükümet kim olursa bu ay sonu seçimlerden sonra e, şey e, hani bu kambiyo yönetimine işte sermaye kontrolüne falan gidilebilir. İnsanların bankalardan para çekmesine engel olunabilir gibi söylemler dolaşıyor. E Öyle bir duruma düşecek olursak e, ne yapacak insanlar parasını kurtarmak için ya da yurt dışına başka yere kaçıp gitmek için? E, kripto paralara başvuracaklar. Yani hani e, böyle global düzeyde et, ekonomikte etkisi olabilecek bir hareket olacak ki e, bu işler tekrar canlansın. E, bu felaket senaryosunu da bu arada şimdi bu son birkaç haftadır kurdaki harekete dayanarak... Söylemiyorum. Bir hikaye daha anlatayım size bugün. Madem piyasalarda hareket yok, haber yok, ben size bir itiraf kom yapayım böyle ikinci bir tane. Hatırlar mısınız şeyden bahsetmiştim bu iki sene önce yazın, pardon geçtiğimiz yaz Startup İstanbul etkinliğine işte Amerikalı bir risk sermayesi kurucusu Tim Draper gelmişti. Tim Draper da Bitcoin ve kripto paraların çok sağlam bir savunucusu. O adama işte sormuşlardı Bitcoin 5000 dolardan 6000 dolara çıkıyor sizce yükselir mi falan. Oturdu neden yükseleceğini, bunun neden 200 bin, 300 bin dolarlara kadar çıkabileceğini falan anlattı. Onları size söylemiştim daha önceki videolarımda. Ama bir de şöyle bir şey söyledi. Üstü kapalı aslında ultimatom verdi. Ve bugün olanlarla örtüştüğü için bunu sizinle bugün paylaşmamda bir sakınca yok. Adam konuşmasının sonunda dedi ki... Yani dedi bu para, tek şey kripto paraların özgürleştirici özelliği o kadar önemli bir şey ki dedi şunu düşünün dedi mesela dedi bir diktatörün altında yaşıyorsanız bir dikta rejimindeyseniz ve diktatörünüzün yaptığı saçma sapan hareketlerden dolayı ekonominiz yerle bir olursa bütün mal varlığınızı Bitcoin'e dönüştürüp cep telefonunuz aracılığıyla dünyanın her yerine götürebilirsiniz. Ama mesela öbür türlü başka asetlerde kalırsanız bunu yapamazsınız demişti. Yani işte acaba bizimi düşünerek söyledi bunu Türkiye mi vardı aklında başka bir ülkeden mi bahsediyordu bilmiyorum ama yani bunlar çok olabilecek şeyler. Çünkü hani şey globalde de zaten ekonomi tam olarak toparlanmış değil yani. Hani bugün yarın bir yerden patlak verirse ki Türkiye'de olabilir. Türkiye'de artık uluslararası ekonomide çok önemli bir yere sahip. işte yabancı sermayenin içeride olduğu bir ülke olduğu için Türkiye'de böyle sağlam bir kriz olursa o dünyaya da sıçrayabilir. Ve yani dünyada zaten şey tek düze gidiyor yani bir ayağa çukurda gidiyor ekonomi. Her an bir global kriz bir yerden patlak verebilir. İşte öyle bir şey olacak ki bu kriptolarda tekrar hareket olsun yakın zamanda. Ee, şeyden de bahsedeyim. İşte son birkaç aydır e, çok şey e, getirin Bitcoin isteksiz hareket ettiği için e, başka türlü nasıl e, para kazanabiliriz diye kafa yoruyorduk. O yüzden işte bizim yazılımcı arkadaşlar uzun zamandır geliştirdiğimiz bir e, günlük alım satım sinyal e, algoritması vardı. E, onu işte Patreon kanalım üzerinden kullanıma açtım geçtiğimiz hafta. Ee, ve hani performansı bayağı iyi ee, işte şeyden telegramdan kripto e, emre bot diye ekliyorsunuz daha sonra patreon'dan üye olup benden aldığınız şifreyi giriyorsunuz ve e, bot size günlük olarak e, algoritmadan çıkan kararları sinyal olarak gönderiyor e, alım sinyallerine bakarak işte o giriş seviyesini yakalayabilirseniz gün içinde oradan alıp kar etme şansınız var e, son iki haftadır patreon'daki diğer üyelerle bunu test ediyoruz. Günlük işte yaklaşık 30-35 sinyal geliyor. garanti olması için işte sinyali alır almaz işte yüzde iki üzerinden yüzde üç üzerinden saat emri veriyoruz hani öyle yüzde beş yüzde onu beklemeden ufak karlarla ne kadar performans gösterecek diye test edelim dedik ve bu şekilde ilerleyerek yüzde doksana yakın başarı görüyoruz yani gelen 10 sinyalden dokuzu tutuyor Günlük günlük alsat yapmak istiyorsanız bunu da size tavsiye ederim www.patreon.com Slash Kripto sinyal kanalını üye olarak siz de bot şifrenizi alıp bu sinyalleri e, edinebilirsiniz. Bugünkü video böyle ilginç oldu. Dediğim gibi çok e, piyasada güncel konuşacak bir şey olmadığı için kafamdakileri size dökmek istedim. E, bir sorunuz varsa, yorumunuz varsa e, videonun altında yorumlarda bekliyorum. Bu videoyu yine beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma ilk defa geliyorsanız lütfen abone olun. Her türlü piyasayla ilgili güncelleme olduğu zaman buradan, buradan yetiştiremiyorsam da Twitter'ımdan, Telegram'ımdan, Facebook'umdan güncel haberleri paylaşıyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.